Abi ne yaptın ya? Bu kadar şey kim yiyecek? Ya merak etme oğlum, biter. Millet oynadıkça acıkır zaten. Bize damatta karşılıklı oynarız herhalde ha? Ben abimle karşılıklı oynamadığım düğüne düğün demem. Geç otur bakalım damat bey. Ne oturması? Oğlum otursana. O ne? Damat tıraşı. Saçmalama abi, sen mi yapacaksın? Kozan ailesinin geleneklerini unuttun herhalde. Abi saçmalama, sen ne anlarsın? Ya bir tarafımı kesme şimdi. Ya korkma oğlum, az acıtacağım. Ya Osman Kozan gönderdi değil mi? Gırtlağımı kesti, itiraf et. Çocuk otur bakalım. Beni idare edin, ben hemen geliyorum. Kemal, benim çıkmam gerekiyor. Hadi bakalım. Bugün büyük gün. Koşuşturmaca başlıyor. Toplantı var. Benim eve gidip hazırlanmam gerekiyor. Sonra hemen gelirim. Tamam abi de... Bak, akıllı ol. Kızı üzme, yoksa sonra külahları değiştiririz. Yok, o konuda babam bir numara da yani abi... Şişt. Neyse, sen bunları dert etme. Düğün çok güzel olacak. Ya iyi de abi, sakal. Ya abi sakal. Eh be abi be. Berat. Berat annem. Berat. Eh be oğlum be. Eh be oğlum. Arama yok. Sorma yok. Kim bilir bütün gece sen nerede kaldın? Bu ne bu? Berat. Neredesin be? Neredesin? Ya anne bir dur ya, tamam, sakin ol. Neyse, iyi geliyor sesin. Bana bak, ben evde bir şey buldum. Kimin bu? Ne buldun? Fula gibi bir şey işte, ne bileyim ben. Berat, ne yapacağımızı buldum. Babamı arayacağım. Handan mı o senin yanındaki? Ha, onun sesi mi o? Tamam anne, iyiyim ben işte. Duydum sesimi, hadi konuşuruz sonra. Bay bay. Eh be oğlum sana ya. Eh be oğlum sana ya. Babacığım yalvarırım, kırma beni. Bak bir daha ömrüm boyunca senden hiçbir şey istemeyeceğim, söz veriyorum. Ya ne demek yapamam? Kemal beni bıraktı, 2 ay içinde de evleniyor. Cezasını çekmesin mi? Beni aldattığı yanına mı kalsın? Ne bileyim işte, artık düğünümü bastırırsın, adamlarını mı yollarsın? Babacığım bir şeyler yap ne olur. Hayır baba, delirmedim ben. Aklım başımda. Alo baba. Alo. Yardım etmiyor. Allah Allah ya. Neden acaba? Hani saçmaladığın için olabilir mi? Saçma ya da değil. Bu işi engelleyecek bir şey mutlaka olmalı. Ya da birileri. Sen o günkü adamları tanıyordun değil mi? Hangi adamları? Ya işte bana saldıran.
Onları mı çağırsak? Yok artık Handan ya. Yok artık yani. Bu kadar da değil. Her şeyi yaptık bugüne kadar ama onlarla bir olacak kadar alçalmadık da. Zafer'e giden her yol mübah diye bir şey duymadın mı sen? Onlar ya da başkası. Ya kaç paraysa vereceğim. Yeter ki bu işe engel olsunlar. Bu düğün olmayacak. Ne düşünüp duruyorsun? Bu işi yapacak birileri gelmiyor mu aklına? Yok, o değil de biz seni ne yapacağız, ben onu düşünüyorum ya. Seni nasıl kendine getireceğiz? Ben kendimdeyim, tamam mı? Bak, ya sen bulursun bu işi bozacak birilerini ya da ben. Biz elimizden geleni yaptık. Ama bu söylediğin olmaz. Bu kadarını yapamayız. Ne yapalım yani? Oturup bekleyelim mi? Ya da kaderimize ağlarız. Olmadı düğüne gidip alkış tutarız. Düğün pastasıyla gazoz içeriz. Sevdiğim adam bugün evleniyor. Ben böyle oturup bekleyemem. İçim yanıyor benim, içim yanıyor. Handan, yapacak bir şey yoksa da durmayı bilmek lazım. Hem sen de istemiyorsun, biliyorum. Mutsuz olsunlar, evlenemesinler istiyorsun. Ama ben yapmayayım da biri yapsın. Biri engel olsun istiyorsun. Çünkü sende yürek yok, anladın mı? Sen hiçbir şeye yaramazsın. Handan nereye? Handan nereye dedim? Thank you.